Koruma görevlisi Sayın Tahsin Peygamberoğlu başbuğumuzla aralarında geçen kısa bir anıyı anlatacağım. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, bacılarım, sizlerden bugün başbuğumun vefatından tam 15 gün önce yaşamış olduğum, birebir yaşamış olduğum ve bu yaşadığım olayın şahitlerinin hala hayatta olduğunu, benim gibi onlar da bu olayı çok yerde anlatmışlar. Ama ben size bu olayı şu anda canlı canlı anlatmak istiyorum. Eminim ki hepiniz buna çok duygulanacaksınız. Ayrıca başbuğumun vefatından sonra bazı soysuzların başbuğumla ilgili İleri geri bazı konuşmalarına ithaf olmuştu. Başbuğum ölmeden tam 15 gün önce Ankara Keçiören Kalaba'da partimizin bir yemeği vardı. Saat 10.30'du. Gecenin 10.30'du. Yemekten çıktık. Ankara'yı bilenler Konya yolunu bilirler. Konya yolundan Oran şehre gidiyorduk. Eve 2-3 dakikalık bir zamanımız, yolumuz kalmıştı. Başbuğum arkadan bana seslenerek, oğlum Tahsin, emredin başbuğum. Dönün, Şeyh Ahmet Kayhan Efendi Hazretlerinin evine gideceğiz dedi. Şeyh Ahmet Kayhan Efendi Allah dostu, mübarek bir insan. Rabbim ondan rahmet eylesin. Başbuğumdan sonra o da vefat etti. Başbuğumun merdiven çıkması yasak olmasına rağmen 5. kata kadar biz Ahmet Kayhan Efendi'nin evine gittik. Ahmet Kayhan Efendi başbuğumu görünce o dedi, Türkeş dedi. Ben dedi seni çok özlemiştim dedi. Geldiğine çok iyi ettim. Balkonunu pimapenle kapatmış. Biz dedi şöyle oturalım dedi. Bizi burada rahat bırakmazlar. Gelen giden çok dedi. Geçtik biz başbuğum, ben ve Şeyh Ahmet Kayhan Efendi balkona oturduk. Bu arada sohbet ederken çay geldi. Başbuğumla ikimiz de biz çaylarımızı bitirdik. Hacı Ahmet Kayhan Efendi'nin elinde yarım bardak çay kaldı. Çayı elinde hem bu şekilde çeviriyor hem de başbuğumla sohbet ediyor. O yarım bardak çayı başbuğuma verdi. Türkeş dedi, al bunu iç dedi. Başbuğum rahmetli aldı, bir dikişle bitirdi çayı. Aradan bir 10 dakika geçti. Biz Kahramanmaraş'a gideceğimizi, Kayseri'ye gideceğimizi, Kars'a gideceğimizi söyleyince Türkeş dedi, sen bayağı yorgunsun. Kalk, git istirahatini yap. Sağ ol dedi şeyim dedi. Başbuğum geri geri sırtını Ahmet Kayhan Efendi'ye dönmeden kapıya kadar geldi.
Kapıda ayakkabılarını giydi. Ben dışarı çıktım. Otomatiği yaktım. Başbuğum kapıdan dışarıya adımını attı. Ahmet Kayhan Efendi başbuğuma Türkeş, Türkeş diye seslendi. Buyur şeyhim dedi. Hakkını helal etti, öyle gitti. Dedi ki şeyhim dedi, benim sizde bir hakkım yok, sizin bende hakkınız var. Sen de hakkını gene helal ettin. Helal oluş olsun başbuğum. Helal olsun, helal oluş olsun Türkeş dedi. Başbuğum, siz de bana hakkınızı helal edin şeyhim dedi. Helal hoş olsun, helal hoş olsun, helal hoş olsun dedi. Bunu üç defa üst üste tekrarladı. Merdivenlerden aşağı inerken başbuğum koluma girdi. Başbuğum dedim, Şeyh Ahmet Kayhan Efendi'nin söyledikleri beni ürpertti dedi. Ürperme oğlum dedi. Onlar dedi Allah dostudur. Ne dediğini iyi bilir onlar dedi. Bunun üzerine biz döndük. Maraş'a gittik. Eve geldik. Ertesi gün Maraş'a gittik. Maraş'tan Kayseri'ye geçtik. Kayseri'den Nevruz kutlamaları için Kars'a geçtik. Kars'tan döndük. Almanya'ya gittik. Almanya'da 10 gün kaldık. 3 Nisan 1997 günü İstanbul Havalimanı'na indik. Oradan Ankara'ya tekrar aktarma uçakla geldik. 4 Nisan 1997 günü başbuğum Hakkın rahmetine yürüdü. Seçit insan başbuğumun defnedildiği gün. Başbuğum kar yağdığı zaman çok sevinir. Başbuğum cenazesine gelen herkes bilir onu. Ankara resmen kefen giymişti. Biz başbuğumuzu defnettikten sonra eve giderken benim aklıma Ahmet Kayhan Efendi geldi. Döndüm ben Hacı Ahmet Kayhan Efendi'nin evine gittim. Kapıda beni görür görmez başladı hüngür hüngür ağlamaya. Oğlum dedim. Şeyim dedim. Neydi dedim. Başbuğum dedim. Eve 3 dakikalık bir mesafedeyken bizi geri çevirdi. Size getirdi. Sizinle o kadar zaman oturdu. İçeride helallaşmadınız. Biz dışarı çıktıktan sonra siz başbuğumu geri çevirdiniz. Helallık istediniz. Helallaştınız. Fakat bu arada Şeyh Ahmet Kayhan Efendi hüngür hüngür ağlıyor. Cevap verecek durumda değil. Şöyle bir dakika otur dedi. Otur. Biraz kendine geldikten sonra oğlum dedi, oğlan hiç önünden böyle bir şey geçti ki bir daha Türkeş'i göremeyeceğim aklımdan geçti. Ama ben mi öleceğim, o mu ölecek, onu bilemezdim dedi. Bunun üzerine biraz daha oturduktan sonra ben kalktım. Oradan ayrıldım. Sizlere şunu arz etmek istiyorum. Buna tesadüf mü dersiniz, tevafuk mu dersiniz? Rahmetli başbuğum, vatanına, milletine ne kadar düşkünlüyse, Türklüğüne ne kadar düşkünlüyse, imanına bir o kadar daha düşkündü. İslamiyete bir o kadar daha düşkündü. Şimdi, müsaade ederseniz, ben sözlerimi bitirirken, hepinize saygılar sunuyor, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Ama bu arada, başbuğumun ruhuna bir Fatiha istiyorum.